Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli, çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Ve bugünkü konumuz yaşadığım yerin yönetimi. Ve gerçekten çok ama çok önemli bir konu. Bugünkü konumuzu, bu güzel konumuzu öğrenmeye hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Hazırım diyorsun. Ve gerçekten sen hazırsan herkes hazırdır diyorum ve çalışmamıza başlıyoruz. Çalışmamıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi ne yapacağız? Programımızı sizlere tanıtarak başlayacağız. Programsız bir öğrenci, çatısız bir eve benzer diyorum. Ve gerçekten program bir öğrencinin vazgeçilmezidir. Program sayesinde bir öğrenci düzenli bir şekilde derslerine çalışır ve başarılı olur. Ve bugün 4 Nisan Pazartesi günü yaşadığım yerin yönetimi konusuyla karşınızdayız. Gerçekten bugün çok güzel bir konuyu göreceksiniz. Ve bugünkü konumuzu sizlere aktardıktan sonra ne yapacağız? Tekrardan programımıza döneceğiz ve bu güzel programımızdan, sıfırdan beşe kitabımızdan, taktikli kitabımızdan gerekli bölümleri, gerekli testleri sizlere ödev olarak vereceğiz. Hemen şimdi çalışmamıza başlayalım. Şöyle şöyle programımızı kenara kaldıralım. Evet, ülkemizde yönetim. Sevgili arkadaşlar, devletimiz sunduğu hizmetlerden vatandaşların daha etkin bir şekilde yararlanabilmesi için ne yapmıştır? Çeşitli yönetim birimleri oluşturmuştur. Yani güzel devletimiz. Şöyle bayrağımızı şuraya koyalım ve hemen şöyle alalım. Güzel devletimiz, güzel ülkemiz, hatta haritamızı da buraya koyalım. Ne yapmıştır sevgili arkadaşlar? Sunduğu hizmetlerden vatandaşların daha eşit, daha güzel bir şekilde yararlanabilmesi için, daha etkin bir şekilde yararlanabilmesi için ülkemizi çeşitli yönetim birimlerine ayırmıştır. Ve ülkemizin yönetiminde de tabii ki de en önemli yer neresidir? Başkentimiz Ankara'dır ve Ankara ülkemizin yönetim merkezidir. Hatta burada bakın, ülkemizin yönetim merkezi başkent Ankara'dır ve en önemli yönetim birimlerimiz, yönetim organlarımız Ankara'da bulunmaktadır ve Ankara'dan tüm ülkemiz yönetilmektedir. Meclisimiz Ankara'da, işte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yine nerededir? Ankara'da yer almaktadır. Ve tabii ki de arkadaşlar, Anıtkabir'de yine Ankara'da yer almaktadır diyoruz ve hemen çalışmamıza ne yapalım? Hızlı bir şekilde devam edelim. Ülkemizde yönetim. Ülkemizde yönetime baktığımız zaman merkezi yönetim, merkeze bağlı yönetim ve bir de yerel yönetim var. Şimdi merkezi yönetim çok önemli. Merkezi yönetimin başında Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu yer almaktadır. Ülkemizin merkezi yönetiminin yönetiminde etkili olan organlara baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu vardır ve bunun yanında merkeze bağlı yönetim, bir de yerel yönetimler var. Merkeze bağlı yönetim valilikler, kaymakamlıklardır. Yerel yönetimler ise belediyeler ve muhtarlıklardır. Valilikler, kaymakamlıklar seçimle değil atamayla iş başına gelirler ve valilerin atamaları, kaymakamların atamaları Cumhurbaşkanı tarafından yapılır. Ve belediye ve muhtarlıklarda ise seçimle iş başına gelme vardır. Zaten bugünkü konumuzda bunları çok güzel bir şekilde öğreneceğiz ve bu sayfa gerçekten çok önemli. Sınavlarda karşımıza gelebilir, bu sayfayı iyi bir şekilde öğrenmeliyiz. O zaman ne yapacağız? Bu sayfanın hemen ekran görüntüsünü alacağız. Gerçekten çok ama çok önemli bir sayfa bizim için sevgili arkadaşlar. Sen de bu sayfanın ekran görüntüsünü aldın mı Tonguç? Evet hocam. Aferin diyorum ve hemen devam ediyorum. Şimdi ne dedik? Merkezi yönetim var dedik. Merkeze bağlı yönetim var dedik. Bir de yerel yönetimler var dedik. Şimdi merkezi yönetim nedir? Ülkemizin yönetiminde etkili olan kurumlar Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu'dur. Ve merkezi yönetimde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu yer almaktadır. Ve ülkemizde merkezi yönetime, yani Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu'na yardımcı olan kurumlar da vardır. Bunlar Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay ve Sayıştay'dır sevgili arkadaşlar. Peki nedir Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay ve Sayıştay? Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Ülkemizin yönetiminde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu etkiliydi. Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı bakanları ne yapar? Seçer ve görevlerini atar. Ülkemizde de birçok bakanlık bulunmaktadır ve bu bakanlıklar pek çok alanda işlerin daha iyi bir şekilde yürütülebilmesi için, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi için çalışmaktadırlar. Örneğin ülkemizde eğitimden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Sağlıktan Sağlık Bakanlığı sorumludur ve daha pek çok böyle alandan sorumlu bakanlıklar vardır ve bu sayede ülkemizde vatandaşlara hizmetler çok daha iyi bir şekilde
ulaştırılmış olunur. İşte bu bakanlar bir araya geliyorlar, bu bakanlıklar bir araya geliyorlar ve bakanlar kurulunu oluşturuyorlar. Ülkemizde merkezi yönetimde etkili olan Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu'na yardımcı olan kurumlar var dedik. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'yla başlayalım. Milli Güvenlik Kurulu milli güvenlikle ilgili konularda tavsiye niteliğinde kararlar alır. Pek çok üyesi var. Yılın belli dönemlerinde toplanıyor ve adı üstünde güvenlik, yani ülkemizin güvenliği ile ilgili kararlar alınır. İşte çeşitli görüşler ortaya sunulur ve bu ortaya koyduğu görüşler tavsiye niteliğindedir sevgili arkadaşlar. Yani tavsiye niteliğinde kararlar alır. Peki Danıştay'a bakalım. Danıştay idari mahkeme kararlarının son inceleme kuruludur. Nedir idari mahkemeler? Devlet ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları, davaları inceleyen mahkemeler Danıştay'a bağlı idari mahkemelerdir. Yani bir vatandaşın devletin herhangi bir kurumu ile ilgili bir sorunu varsa, devletle vatandaş arasında bir uyuşmazlık varsa buna idari mahkemeler, Danıştay'a bağlı idari mahkemeler ne yapar sevgili arkadaşlar? Karar verirler. İdari mahkeme kararlarının son inceleme kurulu da Danıştay'dır. Peki vatandaşın başka bir vatandaşla, yani vatandaşların kendi aralarındaki problemleri hangi mahkemeler incelerler? Tabii ki de adli mahkemeler incelerler. Onlar da Yargıtay'a bağlı. Sayıştay nedir? Kamu gelir ve giderlerini denetleyen çok önemli bir kurumdur sevgili arkadaşlar. Devlete bağlı kurumların gelir ve giderlerini hesaplar, onların ekonomik durumları hakkında işte araştırmalar yapar ve onların ekonomilerini denetler. Onların gelir ve giderlerini denetleyip devletin ekonomik olarak kayıp yaşamasını engellemek için çeşitli faaliyetlerde bulunur. Merkezi yönetim bu kadardı. Şimdi geldik yaşadığım yerin yönetimi konusunda merkeze bağlı yönetime. Merkeze bağlı yönetimi biz ikiye ayırıyoruz. Valilikler ve kaymakamlıklar. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizin yönetim merkezi Ankara. Yani başkentimiz Ankara ve Ankara bizim için çok ama çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ve ülkemiz daha iyi bir şekilde yönetebilmek için çeşitli illere ve ilçelere ayrılmıştır. Ve bu il ve ilçelerin başlarında devletin neleri bulunur? Çeşitli görevlileri bulunur. Sevgili arkadaşlar, valilikler il yönetiminin başında bulunur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, daha ildeki pek çok kurum valiye bağlı olarak çalışır. Kaymakamlıklara baktığımız zaman da ilçelerin başında birer kaymakam bulunur ve ilçe Milli Eğitim, ilçe Sağlık, ilçe Emniyet Müdürlükleri hep kaymakamlıklara bağlı olarak ne yaparlar? Çalışırlar sevgili arkadaşlar ve böylece merkezi yönetim çok iyi bir şekilde devletin en köşe noktalarına kadar ne yapar? Ulaşmış olur. Çok iyi bir şekilde böylece yönetimi gerçekleştirmiş olur. O halde bu durumu şöyle size anlatayım. Bu arada sevgili arkadaşlar valiler ve kaymakamlar Cumhurbaşkanı tarafından atamaları onaylanarak atanırlar. Yani Cumhurbaşkanı tarafından vali ve kaymakamların atamaları onaylanır. İller, çeşitli il örnekleri verelim. Örneğin İstanbul, örneğin Ankara, örneğin Van, örneğin başka Aydın diyelim. Şimdi ülkemizde 81 tane il var ve o halde kaç tane vali olacak? 81 tane ülkemizde il olduğu için 81 tane vali olacak. Çünkü her ilin başına bir tane vali ne yapar sevgili arkadaşlar? Atanır ve o valiler o ili yönetirler. Merkezi yönetimin temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanırlar. Ülkemizde her ilin çeşitli sayıda da ilçeleri bulunmaktadır. İstanbul'un pek çok ilçesi vardır. Örneğin bir ilçe örneği verelim buraya. Bakırköy. Başka bir ilçe örneği verelim. Silivri. Yine Ankara'da da pek çok ilçe, Van'da da, Aydın'da da bulunmaktadır. İşte bu ilçelerin başına ise valiye bağlı olarak çalışacak ve ilçeyi yönetecek olan atamayla görevlerin başına gelen kaymakamlar görev alırlar. Her ilçenin başında bir kaymakam bulunmaktadır ve kaymakamlar illerde valiye bağlı olarak ilçelerinde çeşitli görevleri yürütürler.
Bu konu çok önemli sevgili arkadaşlar. Sınavlarda karşımıza geliyor ve bu kadar detay anlatmamın sebebi, böyle üstüne durarak anlatmamın sebebi öğrencilerimizin bu kavramları karıştırmasından dolayıydı. O halde il deyince aklımıza ne gelecek? Vali gelecek. İlçe deyince aklımıza da kaymakam gelecek. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli kavramlar sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İl yönetimine bakacağız. İli kim yönetiyordu? Vali ve vali il yönetiminin başında yer alıyordu. Valiye bağlı o ilin ilçelerinde kimler bulunuyordu sevgili arkadaşlar? Tabii ki de kaymakamlar bulunuyordu. Bu da bizim için önemliydi. Peki vali ili yönetiyordu. Valilerin bazı görevleri var. İl sınırları içerisinde kanunları ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak. Kendisine bağlı kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak. Örneğin kendisine bağlı kurum ve kuruluşlar. İşte Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, bunlar arasındaki işbirliğini sağlamak. İlin gelişip kalkınmasını sağlamak, ilin güvenliğini sağlamak, vatandaşların çeşitli istek ve şikayetlerini de dinlemek yine ildeki valinin görevleri arasındadır. Ve sizleri en çok ilgilendiren valinin görevine geliyorum. İl genelinde okulları tatil edebilir. Evet, mesela İstanbul'da eğitime kar engeli. İstanbul'da eğitime ara verilmesi, kar tatilinin verilmesi gibi kararları kim veriyor? Tabii ki de vali veriyor sevgili arkadaşlar. O zaman havalar çok kötü, işte inanılmaz derecede kar yağdı, havalar çok soğudu, okullar tatil edilsin. Buna benzer isteklerimizi ne yapacağız? Tabii ki de valiye ileteceğiz. Valiye iletmemiz gerekiyor çünkü yasal olarak okulları tatil etme, bir ilde okulları tatil etme yetkisi valilere verilmiştir sevgili arkadaşlar. Ülkemizde 81 tane ne vardı? İl vardı ve bu 81 ilin başında da 81 tane vali ne yapmaktadır? Görev yapmaktadır, görev almaktadır. Valiler Cumhurbaşkanı tarafından atamaları onaylanarak görevlerinin başlarına geçerler sevgili arkadaşlar. Peki ilçe, ilçelerin başında tabii ki de kaymakamlar vardı. Kaymakamlar da illerdeki valiye bağlı olarak görev yapıyorlardı. Yani İşte İstanbul'un herhangi bir ilçesindeki kaymakam İstanbul'un valisine bağlı olarak görev yapar. Ankara'daki herhangi bir ilçede görev alan kaymakam Ankara'nın valisine bağlı olarak görev yapar. Peki kaymakamların görevleri nedir? İlçe sınırları içerisindeki kanunları ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak, ilçedeki resmi kurumlar ve kuruluşların çalışmalarını takip etmek, ilçenin gelişip kalkınmasını sağlamak, vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek ve gidermek ve bakın burası da sizin için çok önemli. İlçe genelinde okulları tatil etmek yine kaymakamın görevleri arasındadır. Ve geldik yaşadığım yerin yönetiminde yerel yönetim konusuna. Şimdi merkeze bağlı yönetimi gördük. Şimdi yerel yönetim vardı. Bir de ne vardı sevgili arkadaşlar? Merkeze şöyle yapalım bağlı yönetim vardı. Merkeze bağlı yönetimde kim vardı? Vali vardı. Bir de şöyle yapalım. Kaymakam vardı ve bunlar görev alıyorlardı. Merkeze bağlı yönetimde vali ve kaymakam atamayla görevlerinin başına geliyorlardı. İli vali, ilçeyi kaymakam yönetiyordu. Bir de il ve ilçeleri yöneten seçimle iş başına gelen yerel yönetimin önemli kişileri var. Şimdi belediyeler, belediye başkanları il ve ilçeleri yönetirler. Muhtarlıklarda ise muhtarlar ise köy ve mahallelerin başındadırlar ve köy ve mahalleleri muhtarlar yönetirler. Bizler belirli dönemlerde işte 18 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçim zamanı geldiğinde oyunu kullanarak belediye başkanını, işte ilçe belediye başkanını, muhtarlıklarda ise işte mahalle muhtarını, köy muhtarını ne yapar? Seçer. Burada önemli bir detay var. Belediye başkanlığı seçimlerinde siyasi partiler aday gösterebilir. Muhtarlıklarda ise, yani muhtarlık seçimlerinde ise siyasi partiler aday gösteremezler. O halde nedir yerel yönetim? Buna bakalım. İl, ilçe ve köylerde çöplerin toplanması, yol bakım ve onarımı gibi hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş yönetim birimlerine yerel yönetim adı verilir. Yerel yönetimi ikiye ayırdık. Belediye yönetimi ve muhtarlıklar olmak üzere. Belediye başkanı tabii ki de belediyelerin yönetiminde bulunur. İlin bir belediye başkanı vardır. Bir de ilçelerin belediye başkanları vardır. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Peki nedir belediyelerin görevleri? Belediyelerin görevleri arasında nikah ve cenaze işlerini yerine getirmek vardır.
Örneğin nikah törenlerinde nikah memuru ne der? Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum der. O halde neymiş? Nikah ve cenaze işleri yerine getirmek belediyelerin göreviymiş. İşte cadde ve sokakların temizliğini sağlamak, işte belirli çalışanları vardır belediyelerin ve cadde ve sokakların temizliği için günün belli saatlerinde görev yaparlar ve cadde ve sokaklar böylece temizlenmiş olur. Oradaki işte çöpler toplanır. İtfaiye hizmeti, bir yerde yangın çıktığı zaman o yerin belediyesi ne yapar? İtfaiye araçlarını oraya gönderir ve oradaki yangını söndürürler. Yine zabıta hizmetlerini de sağlamak, sunmak belediyelerin görevleri arasındadır. Zabıtalar neler yaparlar? Çeşitli denetleme faaliyetleri yaparlar. İşte giderler fırınları, pastaneleri denetlerler. Hijyenik mi değil mi? Yaptıkları üretim nasıl? Bunların yine denetimini zabıtalar yapar. Pazar yerleri açarlar. Altyapı hizmetlerini sağlamak yine belediyelerin görevleri arasındadır. Ulaşım hizmetlerini sağlamak da belediyelerin görevleri arasındadır. Bizler belediyenin araçlarına binerek ne yapıyoruz? Bir yerden başka bir yere o ilçe sınırları içerisinde, il sınırları içerisinde seyahat ediyoruz. Kültür, spor ve tiyatro hizmetleri de yine belediyelerin görevleri arasındadır. Ne yaparlar belediyeler? Çeşitli kültür merkezleri açarlar, çeşitli spor okulları açarlar, tiyatro etkinlikleri düzenleyerek halkın bu tarz kültür sanat faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Ve geldik köy ve mahalle yönetimine. Sevgili arkadaşlar, eğer köyde muhtarsanız gerçekten çok havalı ve fiyakalısınız diyorum ve köyde muhtar olmak varmış. Gerçekten köyde muhtarlar inanılmaz derecede havalılar. Siz de köyde havalı olmak istiyorsanız tabii ki de adaylığınızı koyacaksınız ve muhtar olmaya çalışacaksınız. Köyü kim yönetir? Köy veya mahalleyi muhtar yönetir. İhtiyar meclisi de muhtarların başkanlığında karar alan ve işlerin yürütülmesini denetleyen kuruldur. Yani muhtara biraz da yardımcı bir kurul gibi düşünebiliriz. Ve muhtar seçiminde siyasi partiler aday göstermezler. Muhtarların görevlerine baktığımız zaman seçmen kağıtlarını dağıtmak, salgın ve bulaşıcı hastalıkları yetkililere bildirmek, askerlikle ilgili tebligatları yapmak, köye gelenlerin nereden geldiklerini anlamak, özellikle böyle yabancı kişilerse aralarında şüpheli olanları yetkililere bildirmek, köy ve mahalle muhtarlarının, özellikle köy muhtarlarının görevleri arasındadır sevgili arkadaşlar. O halde bugün ülkemizde yönetimde merkezi yönetim, merkeze bağlı ve yerel yönetimleri öğrendik. Çok güzel bir konuydu ve bu etkinliği de yaparak çalışmamızı tamamlayacağız. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız diyor. Şimdi her ilde bir tane bulunur. Tabii ki de her ilde bir tane ne bulunur? Vali bulunur. Her ilçede bir tane bulunur. Bu kaymakamdır. Şöyle kaymakam yazalım. İl ve ilçelerde bulunur. Yerel yönetimde ise bu isim tabii ki de belediye başkanı. Şöyle yazalım. Mahalle ve köylerde ise muhtarlar bulunur sevgili arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı, etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Şimdi ödevlerinizi verip çalışmamızı tamamlayacağız. 0'dan 5'e sözel kitabımızda sayfa 124 ve 125 sizlerin ödevinizde şöyle. Evet, devam edelim. Hemen geçelim şöyle. Yok, taktiklik kitabımız. Çok özür dilerim. Taktiklik kitabında 16. test sizlerin ödeviniz. 16. testi yaptığınız zaman bu konuyu pekiştirmiş olacaksınız. Ve 0'dan 5'e sözel kitabımızda da sayfa 124'ü hemen açalım şöyle. Sayfa 124 sizlerin ödeviniz. Bakın, il ve ilçe yönetimi, vali, kaymakam, belediye başkanı, bunların görevlerinin hepsi nerede yazıyor? Burada yazıyor sevgili arkadaşlar. Önce özeti okuyacaksınız. Ardından çözeceğiniz sorularla da konuyu pekiştirmiş olacaksınız. Dinamo kitabımızda sayfa 49-50 ve Zor Bankası'nda da test 16 sizlerin ödevinizde. Hadi bakalım. Umarım sizin için faydalı, etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ödüllü sorumuzla videomuzu kapatalım.